Bu videoda uzun süredir anlatmak istediğim Üçüncü Göz, İnsanlığın Kökeni adlı kitabın ayrıntılarını izleyeceksiniz. Orijinali Rusça olan kitap 1999 yılında Ernst Muldashev tarafından yazıldı. 1948 yılında Sovyetler Birliği'nde dünyaya gelen Muldashev, tanınmış bir göz cerrahi ama aynı zamanda insanlığın kökenine dair yaptığı araştırmalar ve Hindistan, Nepal, Tibet'e yaptığı keşif gezileriyle de tanınıyor. Ayrıntılara girmeden önce özetlemek gerekirse Muldashev, insanlığın gen havuzunun Himalayalardaki Samadhi mağaralarında bulunduğunu, önceki medeniyetlerde yaşamış insanlardan bazılarının Samadhi adı verilen korunmuş bir vaziyette burada bulunduğuna inanıyordu. Hatta bu yeri bulmak için Rus bilim insanları ve dağcılardan oluşan bir ekiple Tibet'e gitmişti. Rus Coğrafya Derneği tarafından düzenlenen seferin katılımcıları, altında bir yeraltı ülkesinin yani Şambala'nın bulunduğu iddia edilen Kailash Dağı bölgesini incelediler. Muldashev de aralarındaydı. Anlattıkları ve keşfettiğini söylediği şeyler bilim dünyasında sahte bilim olarak kabul edildi. Ama gelin kitapta neler yazmış bakalım. Yazar çok sayıda kenti ziyaret edip çok sayıda tanıkla ve Budist rahiple görüşüyor. Bir göz uzmanı olduğu için insanların göz yapısı ve insan kökeni konusunda sayısız araştırması var. Ayrıca sadece gözleri alıp gerçekçi yüz hatlarını da çizebildiğini söylüyor. Budist tapınaklarındaki Buda'nın göz tasvirinin de normal bir insandan farklı tasvir edilmesi dikkatini çektiği için bu göz şeklini alıp olası bir yüz oluşturuyor ve ortaya bu sonuç çıkıyor. Hindistan'ın Amritsar kentinde en yüksek dini lider Swamin Dharam Rajya Bharti ile görüşünce bu resmi gösteriyor. Bharti biraz duraksadıktan sonra ona denizde ya da herhangi bir yerde bir ceset mi bulduklarını soruyor. Muldashev ise resmin göz matematik analizi sonrası çizildiğini söylüyor. Bharti ona bunun samadhi pozisyonunda birini yani bedeni taşlaşmış gibi hareketsiz olan ama aslında hayatta olan birini tasvir ettiğini söylüyor. Yani Tibetli lamalar tapınaklarını geçmiş bir medeniyetin samadhi durumundaki bir temsilcisinin gözleriyle mi süsledi? Evet. Ama Tibetli lamalar bizden önceki bir medeniyetteki insanların gözlerinin nasıl göründüğünü nereden biliyor? Gördüler. Nerede? Dağlarda. Ne zaman? Kısa bir süre önce. Yazar şaşırıyor. Bunun üzerine Bharti ona samadhi durumuna nasıl ulaşıldığını anlatıyor. Organizmadaki metabolizmayı sıfıra indirerek. Ama bunu başarmak için insan organizmadaki suya nasıl etki edebilir? Meditasyon aracılığıyla biyo alan üzerinden. İnsan o kadar güçlü bir şekilde meditasyon yapmayı öğrenmeli ki biyo alan organizmadaki suya etki edebilsin. Samadhi meditasyonun en üst formu ve herkes bunu başaramaz. Peki samadhi durumunda ruha ne oluyor? Beden dışı deneyim yaşıyor. Yani bedenini yukarıdan izliyor. O zaman samadhi bedenini yıllarca koruyarak bedensiz yaşama biçimi mi? Beden yüzlerce, binlerce ve hatta milyonlarca yıl bu şekilde korunabilir. Küresel bir felaket olasılığı için insan bedenini bu şekilde korumak mı gerekiyor? İnsan vücudunu samadhi halinde korumak çok daha kolay. Peki ruh ne? Evrenin enerjisinin bir parçası ve özel sınırlı bir alanda bulunuyor. Ruh enerjisi elektron ve protonlar dışında bir enerji. Ama ruh enerjisi o kadar güçlü ki yer çekimine bile etki edebilir. Uzun uzun ruhun özelliklerini tartıştıktan sonra konu eski medeniyetlere geliyor. Dünyada 22 medeniyet vardı. Gerçekten yüksek bir teknoloji seviyesine ulaşmışlardı ama kendi kendilerini yok ettiler. Küresel çatışmalar ve negatif fiziksel enerjinin kozmik nesnelere etkisi sonucu yok oldular. Küresel felaketler sonucu dünya iklimi değişti. İklim tekrar yaşama uygun hale gelince insanlık yeni bir medeniyet şeklinde ortaya çıktı. Geliştiler ve sonra yine kendilerini yok ettiler. Çok yazık, her defasında bu bilgi yok oluyor. Hayır, bu bilgi yok olmadı. Bu bilgi yüksek bilinç düzeyinde kaldı. Ve yüksek bilinç düzeyindeki insanlar bunu anlayabilir. Siz de mi? Evet. Peki bana bu eski medeniyetlerin en sonuncusu olan Atlantislileri anlatabilir misiniz? O dönem iklim sıcak ve nemliydi. Dünya pek çok adadan oluşurdu. Atlantislilerin su altı plantasyonları vardı. Gökyüzü kızıldı. Yer çekimine etki edebiliyorlardı. Ve inanılmaz uçan araçları vardı. Ama çok fazla negatif enerji topladılar. Dünyanın ekseni değişti. Ve dünya genelinde devasa seller meydana geldi. Şehirler sular altında kaldı.
İnsanlar öldü. Peki biz Atlantislilerden mi geliyoruz? Evet, Atlantislililer bedenlerini samadi halinde Himalayalarda korudu. Sel suları buraya ulaşamadı. Dünya yeniden yaşanacak hale gelince Atlantislilerin ruhları bedenlerine geri döndü. Bugünkü medeniyetimizin kökenini oluşturdular. Ama yaşamları zorluydu. Dış görünümleri dünyadaki yaşam koşulları nedeniyle değişti ve günümüz insanının şeklini aldı. Bu bana eski insanlar çok büyüktü söylentisini hatırlattı. Peki samadi halindeki bu bedenler nerede korunuyor? Suda, buzullarda ve mağaralarda. Örneğin Himalayalarda donmuş milyonlarca yıllık bir balık bulundu. Buzları çözülünce yüzmeye başladı. Samadi halindeki bir insana da aynısı oluyor. Bu arada bu mağaralara gitmenizi önermem. İnsan için bilinmeyen ölümcül güçler var oralarda. Bu güçler samadi halindeki Atlantislilerin ruhlarınca yönlendiriliyor. Ne krallar ne de başkanlar oraya girebilir. Onların izni olmadan giriş ölüm demektir. İyiler galip gelmeli, yoksa dünya yok olur. Kötü ve açgözlü Atlantisliler yüzünden medeniyetimizin evrensel bilgi bankası ile iletişiminin kesilmiş olması çok yazık. Ve Muldeşev buradan ayrılıp başka kentlerdeki yetkililerle yaptığı samadi ve geçmiş medeniyetler hakkında görüşmelerini ayrıntılı olarak anlatıyor. Nepal'in batısında yaşayan Bonpo Lama da bunlardan biri. Eski Bonpo dininde geçmiş medeniyetler hakkında bilgi var mı? Evet, tüm geçmiş medeniyetlerdeki yaşamı anlatan ciltler var. Bunlardan sonuncusu, Batılıların Atlantis dediği medeniyet bizimkinden çok gelişmişti. Çünkü fiziksel enerjiyi kullanmayı biliyorlardı. Bu kitaplar burada mı? Hayır, hepsi Tibet'te kaldı ve umarım yok edilmediler. Bonpo dini ilk Buda tarafından hayata geçirildi. İlk Buda hakkında ne biliyorsunuz? İlk Buda yani Bonpo Buda, Tompa Shenrab olarak adlandırılıyor. 18.013 yıl önce Tibet bölgesinde Şambala ülkesinde ortaya çıktı. 82 yıl orada yaşadı ve öğretilerini sonraki Budalara aktardı. 2044 yıl önce ortaya çıkan Buda kaçıncı Budaydı? Tam olarak söyleyemem ama o da Bonpo Buda'nın bir öğrencisiydi. Adı Maitreya olacak olan gelecek Buda da Bonpo Buda'nın bir öğrencisi olacak. Maitreya'yı duymuştum. Rorik'in onu çizdiği bir tablosu da var. Ama Bonpo Buda 18.013 yıl önce ortaya çıktıysa sonraki Buda ile arasında 16.000 yıl var. Bonpo Buda nasıl onun öğretmeni olabilir? İsa, Musa, Muhammed ve diğer peygamberlerin de Bonpo Buda'nın öğrencisi olduğunu söyleyebilirim. Bunu nereden biliyorsunuz? Hepsi Şambala'da eğitim aldı. Bonpo dininde Şambala farklı adlandırılıyor. Olmo Loon Kring. Peygamberler nasıl eğitim aldı? Bonpo Buda'nın fiziksel ölümünün bir anlamı yok. Ruh ölümsüzdür. Peki 18.000 yıl önce insanlık nerede ortaya çıktı? Yani son medeniyetimizin ortaya çıkışı nerede oldu? Tibet'in kuzeyinde Dışuma Tama denen yerde. Neden tam olarak orada? Burada dağlarda çok sayıda mağara var. Bu mağaralarda insanlar yaşıyor. Yaşıyor, ölü değiller. Yani samadi halindeki insanlar mı demek istiyorsunuz? Evet. Yerlerini çok özel birkaç kişi biliyor ve kimseye söylemezler. Kitabın ilerleyen bölümlerinde Şambala Efendisi'nin yani Maitreya'nın ortaya çıkışı daha ayrıntılı anlatılıyor. Avrupa'da doğacağı ve kendini tanrı olarak adlandıracağı, sürekli sevgi propagandası yapacağı yazılı. Biraz adı Mitra'yı da andırıyor. Bu arada yazarın bahsettiği Rorik'in tablosu da bu. Maitreya'yı araştırırken ilginç bir şeye rastladım. 10. yüzyıla ait Sanskritçe bir metin olan Maitreya Yavyakarana'da Maitreya hakkında bir kehanet yer alıyor. Tanrılar, insanlar ve diğer varlıklar şüphelerini yitirecek ve arzularına son verilecek. Tüm sefaletlerden kurtularak varoluş okyanusunu geçmeyi başaracaklar ve Maitreya'nın öğretilerinin bir sonucu olarak kutsal bir yaşam sürecekler. Artık hiçbir şeyi kendilerini saymayacaklar. Mülkleri, altınları, gümüşleri, evleri, akrabaları olmayacak. Ama Maitreya'nın rehberliğinde kutsal birlik hayat sürdürecekler. Tutkuların ağını yırtmış olacaklar, transa girmeyi başaracaklar ve Maitreya'nın rehberliğinde kutsal bir hayat yaşayacakları için neşe ve mutlulukları bol olacak. Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız, mutlu olacaksınız. Günümüzün bazı söylemlerine ne kadar çok benziyor değil mi? Transa girmek de sanki sanal alemi, sanal gözlüklerle girilen sanal evrenleri hatırlatıyor. Yüzlerce yıl önce sanki günümüze anlatmışlar.
bu kehanet gerçekse ve Maitreya diye biri gerçekten gelecekse sanırım geleceği zaman günümüz olurdu. Hiçbir şeye sahip olmadan mutluluk vaadi sadece zenginlerin yalanı. O zaman tüm zenginler parasını devlete bağışlasın, hiçbir şeye sahip olmadan hep birlikte kutsal kutsal yaşayalım. Bir süre sonra konu piramitlere geliyor. Lama piramitlerin bir nevi düşünce gücüyle inşa edildiğini söylüyor. Aslında bahsettiği şey levitasyon. Önceki medeniyete ait insanların fiziksel enerjiyi istedikleri gibi yönlendirebildiğini ve piramitlerin sanılandan daha eski olduğunu iddia ediyor. Sayın Lama, piramitler de mağaralar gibi gen havuzunun korunma yeri olarak inşa edilmiş olabilir mi? Mümkün. Keops piramidini ziyaret etmiştim. Oradaki sıcaklık tıpkı samadi halindeki vücutların korunmasını gerektiren 4 dereceydi. Mesela Tutankamon da belki ölü değil ama samadi halinde yaşıyor olabilir miydi? Mümkün. Piramitler en büyük bilgiyi korumak için inşa edildiler. Her zaman mumyalama işleminde bizim anlamadığımız bir amaç olduğunu düşünmüşümdür. Antik Mısırlılar bir şekilde öldükten sonra dirileceklerinden çok emindiler. Belki samadi halindeki insanları görüp mumyalama işlemine başladılar. Ama tüm organları çıkardıkları ve mumyaların fiziken öldükten sonra işleme tabi tutulduğu için samadide anlatıldığı şekilde geri dönmeleri mümkün değil. Çünkü ruh geri dönse de sağlam bir beden bulamayacak. Ya da belki firavunlar gerçekten samadiye girdi ama etrafındakiler öldü sanıp organlarını çıkarıp mumyaladı. Aklıma gelen bir diğer nokta ise mumyalamanın kökeni ne olursa olsun Mısırlıların yeniden doğuş konusunda aslında tıbben haklı oldukları. Çünkü günümüz teknolojisiyle artık ölmüş bir insanı organik bir kalıntı varsa etik açıdan olmasa da tıbben geri döndürmek mümkün. Klonlama yöntemiyle. Bunun için bir saç teli bile yeterli ki mumyalarda bundan daha fazlası var. Eğer bilimsel açıdan yasak olmasa tüm mumyalar klonlama yöntemiyle geri döndürülebilirdi. İşin ilginç yanı Mısırlılar bir gün geri dönebileceklerinden neden bu kadar emindi? Ezoterik konular bir yana belki de klon teknolojisini biliyorlardı ama nasıl yapılacağı bilgisini unutmuşlardı. Ve bir gün bu seviyeye yeniden erişilir umuduyla geleceğe kendilerinden organik bir parça aktarmak istemişlerdi. Kitaba geri dönelim. Muldashev, Bompo Lama'ya da çizdiği olası Atlantisli yüzü gösteriyor. Bu kim? Gözleri tanıdık geliyor. Ama yüz? Mağaralara mı girdiniz? Size bahsettiler mi yoksa kendiniz mi girdiniz? Bu araştırmamızın sonucu. Hangi araştırma? Muldashev tekniğini uzun uzun anlatıyor. Çok ilginç. Peki ya siz mağaralara girdiniz mi? Hayır ama bu yüzü tanıyorum. Buda'nın yüzü mü? Hayır. Kimin peki? Eski bir insanın, yüksek bilgiye sahip, tanrı benzeri bir insanın yüzü. Hindistan'dan Nepal'e hemen hemen konuştuğu herkes benzer görüşleri aktarıyor. Konu tekrar samadhi haline geliyor. Sayın Bompo Lama, samadhi insanlık tarihinde ne tür bir role sahip? Samadhi bir nevi insanlığın kurtarma gemisi. Çünkü beden ancak bu şekilde binlerce yıl korunabilir ve ihtiyaç halinde yeniden canlandırılarak yeni bir medeniyet yaratılabilir. Şu ana dek çok sayıda medeniyet yok oldu ve her defasında samadhi halinden dönen insanlar insanlığımızın kökeni oldu. Bu nokta çok çarpıcı geldi bana. Daha önceki videoları izlediyseniz hemen her medeniyette insanlığın defalarca kez yok olup baştan başladığı inancı var. Eğer bir yerlerde tüm bilgiye sahip birileri varsa yeni bir medeniyet kurmak çok daha kolay olurdu. Bompo Lama bir noktada kutup kaymasına da atıfta bulunuyor. Sayın Lama, neden özellikle Tibet ve Himalaya? Sellerden korunabildiği için mi? Evet, nedenlerden biri bu. Başka hangi nedenler var? Dinimize göre Kuzey Kutbu tanrıların merkeziydi ve çok eski zamanlarda Himalaya ve Tibet dünyanın kutbundaydı. Muldashev konuştuğu onlarca kişinin uyarısına rağmen samadhi mağaralarına gitmek için yola çıkıyor. Bu arada Tibet'te daha önce mağaralara girmeyi başardığını iddia eden yaşlı bir adama ulaşmayı da başarıyor. Gerçi adam çoğu şeyi sır diye anlatmıyor ama ona küçük ipuçları veriyor. Bazılarının çok büyük kafatası var. Çok büyük, kule gibi uzun. Bazılarının normal ama hepsinin uzun saçı var. Günümüz insanı uzun süre samadhi halinde kalabilir mi? Kalamaz. Bunun için tanrı gücü lazım. Mağaralarda çok eski çağlara ait insanlar da var mı? Bu bir sır. Mağarada resimdeki gibi bir insan gördün mü? Bu bir sır. Bu insanlar ne üstünde oturuyor? Bir kaplan postu üstünde. Neden kaplan? Bilmiyorum.
Dünyada nerelerde samadhi mağaraları var? Nepal'de, Tibet'te, Çin'de ve Hindistan'da. Ve sonra Tibet'te bir samadhi mağarası olduğu söylenen yere gidiyor. Mağaranın yerini bilen iki özel kişi onu Rusya'daki mağaraların koruyucusu sandıkları için girişine izin veriyorlar. Girer girmez şiddetli bir baş ağrısı başlıyor. İçini korku ve huzursuzluk kaplıyor. Büyük bir itici enerji hissediyor. İlerlerken uzun süre sıkıntı yaşıyor ama bir süre sonra kendini iyi hissediyor. Bir noktada samadhi halindeki insanları andıran görüntüler gördüğünü söylüyor ama daha fazla ayrıntı veremeyeceğini yazıyor. Moskova'ya dönünce daha önce Tibet'te bulunmuş, bu konularda uzman bir rahiple görüşüyor. Ona çizdiği resmi gösteriyor ve rahip hemen tanıyor. Bu bir Atlantisli değil. O zaman kim? Bir Lemuryalı. Neden öyle düşünüyorsunuz? Çünkü biliyorum, Atlantisliler daha farklı görünüyordu. Daha çok bugünkü insana benziyorlardı. Şu anda insanlığın gen havuzunun temelini oluşturuyorlar. Samadhi halindeki insanların çoğu Atlantisli. Ama bu bir Lemuryalı. Lemuryalılar tüm medeniyetlerin en gelişmişiydi. Şambala ve Agartha'nın temelini oluşturuyorlar. Eski yani dört kollu üç gözlü Lemuryalılarla sonraki Lemuryalılar olduğu biliniyor. Blavatsky onlara Lemur Atlantisli diyordu. Resimdeki eski mi sonraki Lemuryalı mı? Sonraki. Bu bir Lemur Atlantisli. Lemuryalılarda üçüncü göz alında mıydı yoksa bir sembol müydü? Lemuryalılarda üçüncü göz çok gelişmişti ama kafatasının çok derinindeydi. Alındaki göz sadece bir sembol. Bu da sonraki döneme ait bir Lemuryalının olası çizimi. Ona göre Lemuryalılar 7-8 metre boyunda büyük bir kafatasına ve büyük kulaklara sahipti. Burnu spiral biçimliydi. Güçlü bir boynu ve parmaklar arasında suda yaşayan hayvanlar gibi deri vardı. Teni sarıya benziyordu. Yazar günümüz UFO'larının da aslında Şambala'da yaşayan Lemuryalılarla alakalı olduğunu savunuyor. Ve Atlantisli tarifi. Boyları 3-5 metre arasındaydı. Lemuryalılarda olduğu gibi burun ve dudaklar arasındaki kesik yoktu. Daha çok günümüz insanına benziyordu. Ten rengi sarı, kırmızı, kahverengi ve siyahtı. Bu da samadhi halindeki günümüz insan çizimi. Tekrar Moskovalı rahiple buluşuyor ve rahip ona günümüz insanının insanlığın gen havuzunda önemli bir rolü olmadığını söylüyor. Günümüz insanı ruhsuz, kötü ve gen havuzu için uygun değil. Günümüz medeniyeti başarısız bir deneme. Medeniyetimiz yakında yok olacak. O zaman insanlık gen havuzu yeniden mi çağrılacak? Evet, dünyadaki koşullar yaşam için yeniden uygun olduğunda. Günümüz insanını günümüz insanının kendisi bile sevmiyor. Bu arada bilim insanları dünyanın dönüş ekseninin son 20 yılda 80 santimetre kaydığını açıkladı. Son günlerde dünya bir hareketlilik içinde. Manyetik kutuplar kayıyor, eksen kayıyor. Sonumuz iyi olur umarım. Videoda bahsettiğim kitap 430 sayfa. Burada sadece temel olarak yazarın savunduğu görüşleri özetleyen bölümleri aldım. Yine özetlemek gerekirse yazara göre Himalayalarda çok sayıda mağarada eski medeniyetlere ait insanlar bir felaket halinde insanlığın yok olması sonrası medeniyeti yeniden başlatmak üzere samadhi halinde beklemede. Geçmişte çok gelişmiş medeniyetler vardı ve günümüzde Şambala denen yerde hala temsilcileri yaşıyor. Konu ilginizi çektiyse daha iyi anlamak için kitabı okumanızı tavsiye ederim. Anlatılanlar konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Ayrılmadan önce abone olmayı ve beğendiyseniz videoyu paylaşmayı unutmayın ki daha çok insana ulaşsın.